Merhaba değerli dostlar, edebiyat sevenler, şiir sevenler. Bugün tekrar Yunus Emre'nin şiirleriyle ilgili bir program yazıyorum. Bugün ilahi bir aşk ver bana şiirini inceleyeceğim. Biraz da her zamanki gibi bana çok değerli olan İncil, Mesih, kutsal kitapla ilgili olan inancıma da bunu inancımla karşılaştıracağım önce şiire bakmak istiyorum. Bu şiirin ilk kıtasında birkaç eski kelime kullanılmıştır. Kandalık örneğin. Kanda yani nerede? Kandalık nerede olmak anlamına geliyor. Yavu kılmak ya da kaybetmek anlamına gelen bir sözcük. İşte kaybetmek. O yüzden birinci kıta aslında diyor ki ilahi bir aşk ver bana. Nerede olduğumu bilmeyeyim. Kendi kendimi kaybedeyim. İstesem de bulmayayım. Bunun yani orijinali şöyle. İlahi bir aşk ver bana. Kandalığın bilmeyeyim. Yavu kılayım ben beni. İsteyü ben bulmayayım. Evet. Burada Yunus Allah'tan ilahi aşk diliyor. Seni öyle delicesine seveyim ki kendimi tamamen unutayım, kaybedip bulmayayım diyor. İkinci kıtada da şöyle diyor. Al gider benden benliği, doldur içime senliği, bu dünyada öldür beni, varıp anda ölmeyeyim. Burada mecazi ölüm söz konusu. Bu dünyada öldür beni, onda ölmeyeyim. İki ölüm söz konusu. İşte bu konu benim inancımda çok önemli bir yer tutan bir konudur. O yüzden çok büyük paraleller, benzerlikler görüyorum. Öncelikle mecazi ölüm konusunda Havari Pavlus mektuplarının birinde şöyle diyor. Dünyevi şeyleri değil, semavi değerleri düşünün. Çünkü eski benliğiniz öldü, yeni hayatınız ise Mesih'le birlikte Allah'ın muhafazası altındadır. Hayatınız artık Mesih'tir. Mesih ikinci kere geldiğinde siz de ihtişam içinde onunla birlikte olacaksınız. Bu sebeple içinizdeki dünyevi istekleri öldürün. Zina, iffetsizlik, şehvet, kötü arzular yok olsun. Başka bir mektubunda bizi sevdiği için çarmıha girilen Mesih'ten söz ederken şöyle der. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya içindir. Yani mecazi anlamda ölüm ve kötü işlerden vazgeçmek, onları kendi hayatında öldürmek gibi mecazlar İncil'de ve benim inancımda doludur. O yüzden Yunus Emre'nin bu şiiri bana çok yakın ve anlaşılır geliyor. Bizzat Mesih'in öğretisine de çok yakındır bu sözler. Peşimden gelmek isteyen kendinden vazgeçsin. Çarmıhını omuzlayıp beni takip etsin. Canını kurtarmak isteyen onu kaybedecek. Fakat canını benim uğruma feda eden ebedi hayata kavuşacaktır. İşte Yunus da diyor ki burada öldür beni varıp anda ölmeyeyim. Burada canımı kaybedeyim ki ebedi hayata kavuşayım. Havari Pavlus bu dünyada nefsimizi adeta çarmıha gerip kendimizi günah işlemek konusunda ölü saymamızı buyurur. Diyor ki: Mesih İsa'ya ait olanlar nefsi, ihtirasları ve arzularıyla birlikte adeta çarmıha girmiş, etkisiz hale getirmişlerdir. Bir de diyor ki: Biliyoruz, günahlı eski tabiatımız Mesihle birlikte çarmıha gerildi. Bundan böyle günaha kulluk etmeyeceğiz. Çünkü günahlı tabiatımız çarmıhta öldü. Ölmüş olan kişi günahın hükmünden kurtulmuştur. Öyleyse siz de kendinizi günah işlemek konusunda ölü, fakat İsa Mesih sayesinde Allah'a kulluk etmek konusunda diri sayın. Bir önemli nokta da şu ki biz bunu yani nefsimizi öldürmeyi Kurtulmak, cenneti kazanmak amacıyla yapmıyoruz. Mesih'te zuhur eden ilahi sevgiye göre yaparız. Bizi harekete geçiren Mesih'in sevgisidir. Hükmümüz şudur. İsa Mesih herkes için öldü. Öyleyse hepimiz onunla birlikte ölmüş sayılırız. Evet, o herkes için öldü. Öyle ki yaşayanlar artık başlarına buyruk olmasınlar. Onların uğruna ölen ve dirilen Mesih için yaşasınlar. Yunus'un şiirini okumaya devam ediyoruz. Şöyle hayran eyle beni, bilmeyeyim dünden günü, daim isteyeyim seni, ayrık nakşa kalmayayım. Yunus, Allah'a hayran olup her şeyi unutmayı, ondan başka suretin hasretini çekmemeyi arzuluyor. Buna benzer duyguları Zebur kitabında buluyoruz. Geyik akar suları özlediği gibi canım da seni öyle özler ey Allah. Canım Allah'a, hay Allah'a susamıştır. Ne vakit geleceğim ve Allah'ın önünde görüneceğim? Ey Allah, benim Allah'ım sensin. Seher vakti seni ararım. Canım sana susamıştır. Kurak, yorucu ve suyu olmayan bir diyarda bedenim seni özler. Dudaklarım sana sena eder. Çünkü inayetin hayattan iyidir. Ve sonuncu dörtlük. Ko ben yanayım tüteyim, bülbül olayım öteyim, dost bahçesinde biteyim, açıluban solmayayım. Dost bahçesi. Yaradanın güzel bağı cennetidir. Vahiy bölümünde cennet şöyle tarif edilir. Allah'ın ve Kuzu'nun tahtı orunda olacaktır ve kulları kendisine hizmet edecekler. Cennette Allah'ın kulları neşelenip bülbül gibi öterek ona hizmet ve ibadet edecekler. Ancak cennet denen saadet bizim için bu dünyadan başlar. Dostu tanıyan herkesin yüreğinde dost mesken tutar ve böylece imanlının yüreği cennete çevrilir. Bunu hepimiz arzuluyorum. Görüşmek üzere dostlar.